Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Özel katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 29 Ekim 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı. Siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda ben muhtemelen okulda törende olacağım. Ee, aynı zamanda Fenerbahçe'mizin de Pendik Spor ile maçı var. Bize bu günleri sağlayan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşları. Bu uğurda can verenler, gazi olanlar, cepheye mermi taşıyanlar. Gidemeyip dua edenler yani her türlü katkıda destekte bulunan herkesin Rabbim mekanını cennet eylesin. Ee, geri kalan da zaten biliyorsunuz e, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tam bağımsız Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçemizle ilgili şöyle bir duruma e, geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle neresinden başlayacağım bilmiyorum. 100. Yıla özel formalar. Fenerbahçe'nin 100. yıla özel forması var. Bugün bir aksilik olmazsa kulübümüz 100. yıl formasıyla çıkacak. Ee, Ankara gücü de çıkartmış. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da gençler birbirine çıkartmış. Ondan sonra Antalya Spor'da çıkarmış. İstanbul Spor, Karşıyaka ve Samsun Spor çıkarmış. Galatasaray'lara göre hepsi Galatasaray'dan çalmış. Hiçbiri Atatürk'ü falan şey yapmıyor ama hepsi Galatasaray yaptı diye yapmış bu şu zihniyet gerçekten çok fikirde bulandırıcı bir zihniyet. Ee, neyse Fenerbahçe'de Yıldızlar 19'da 19 için sahaya dönüyor. Ludogorets'ten dengelini kayıpsız attı, atlattı Fenerbahçe ve sıradaki hedef Pendikspor maçı. Fenerbahçe'de Pendikspor maçı hedef ilk 11 yine değişecek. Yani ilk 11 yine değişecek. Yıldızlar kadroya yeniden dönecek. Fenerbahçe sahaya kesin gözüyle çıkması beklenen isimler diyor. Tabii burada muhtemel 11'i de konuşmuş olacağız. 19'da 19 için sahadayız. Konferans elemelerinde e, 7'de 7, Süper Lig'de 9'da 9, Konferans Ligi yok. Konferans elemelerinde 6'da 6. Yanlışınız var. İyi haber yapın. Süper Lig'de 9'da 9. E, Konferans Ligi gruplarda 3'te 3 yaptı. Ve 19 maçın tamamını kazanarak rüya gibi bir başlangıç yapmak istiyor. İsmail Kartal'ın elinde bazı sıkıntılar var. E, biliyorsunuz bunları. Ve eldeki isimlerle bir kez daha bir şeyler yapmak isteyecek. Açıkçası Dominik Livakovic biliyorsunuz Udogorevs maçında yerini İrfan Can Eğribayat'a bırakmıştı. Ve İrfan Can Eğribayat'tan formasını alacak gibi duruyor. Yani açıkçası... Ve e, mesela başka kimler eksikti? Ciku sakat biliyorsunuz. Ciku'nun yerine Osterwolde ya da Samet Akaydın'la oynaması bekleniyor. Ki benim beklentim Samet Akaydın. Sebebi de malum. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu oynar gibi. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Aslında elimiz çok güçlü. Ama yabancı oyuncu kalitemiz biraz sıkıntılı. Orta sahada İsmail Yüksek, Şimanski ve Fred'in olacağını tahmin ediyoruz. Zaten diğer maçta da vardı. Bu maçta da oynamasını bekliyoruz. Hücum hattında Batu Şua'yı muhtemelen formasını yani Batu ve Kent muhtemelen oynamayıp Edin Ceko ve İrfancan kahveci oynayacak gibi. E, Tadic zaten malum. Tadic'i ayrı bir parantezde konuşacağız. E, Bekao'yu zaten ayrı bir paranteze gerek yok. O sahi de aynı şekilde yine oynayacaktır. Ve Fenerbahçe muhtemel 11'i Aleyda Osay Samuel, Bekao, Osterwolde, Ferdi Kadıoğlu olarak koyuyorlar ama bence Osay Samuel, Bekao, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Eğribayat, Şimanski, Tadic ve Ceko şeklinde olacak. Fenerbahçe'de bu arada Cikon'un ne kadar sakat kalacağı belli olmuş. Yani öyle söylüyorlar haberde. Biliyorsunuz 5. metatars ters kemiğinin non-deprese kırık tespit edildiği açıklamıştı. Açılacağı maçlar belli oldu diyor. Ciku'nun en az bir ay formadan uzak kalması bekleniyormuş. Bendik Spor, Trabzonsporlu, Dogoresk, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçında forma giymesi beklenmiyormuş. Arkadaşlar ben ısrarla söylüyorum. Adana Demirspor maçında ben oynayacağını bekliyorum. Oynamasını bekliyorum. Ama şuna ayar oluyorum. Yani bu kadar sakatlık biraz bana enteresan geliyor. Ben onu da belirteyim. Bir takımın bu kadar sakatlık vermesi normal bir durum değil. An yani tamam Galatasaray'a karşı rakipler şey yapıyor ama yani Galatasaray ne yapıyor? Doping mi kullanıyor kardeşim? Gerçekten merak ediyorum. Yani doping mi kullanıyor bu adamlar? Bunlar niye sakatlanmıyor da hep bizimkiler. Şimdi Fenerbahçe'de Bionic Adam Dusan Tadic. Aslına bakarsanız tartışma dedim ama tartışma demeyelim. Tatlı bir tartışma. Çünkü Dusan Tadic Sırbistan Ajax Fenerbahçe formasıyla son bir buçuk sezonda sadece 3 maçta oynamamış arkadaşlar. Sadece 3 maçta oynamamış. Ve Sırfıt futbolcu çok şükür bu süreçte sakatlanmamış. İnşallah işte sakatlanmaz. Ve İsmail Kartal'ın seni dinlendireyim demiş. Ama e, tatlı bir tartışma olmuş. Sen dinlenirsin ama ben dinlenemem demiş. Şimdi bu başlığı koydum diye bana kızmayın sevgili arkadaşlar. Sırbistan milli takımı da oynaması gereken toplam 86 maçın 83'ünde forma giymiş. Fenerbahçe'de hiç maç kaçırmamış. Geçen sezon ayak takımında sadece iki maça çıkamamış. Birinde hastaymış. Diğerinde de kart cezasıymış. Ve önemli bir rekorun da sahibi olmuş. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde 34 yaş üstü futbolcular kategorisinde en çok forma giyen oyuncu olmuş. Fenerbahçe'de 18 Sırbistan milli takımıyla 4 maç. Kendi yaş kategorisinde tüm futbolcuları geride bırakmış. Ve 22 maçta toplam 1675 dakika. İsmail Kartal seni dinlendireyim demiş. İsmail Kartal zaman zaman seni dinlendireyim tekliflerine olumlu cevap vermediğini de oynamak istediğini gelen haberler arasında bu futbolcu hayranı zevk alıyor. Şimdi arkadaşlar Tadiç'siniz. Basketbol maçı var. Oynadığınız takımın basketbol maçı var. Almanya'da Bayern Münih'le. Ve orada bütün tribünler Tadiç on fire diye sizin adınıza tezahürat yapıyor. Bakın basit bir şey değil ya. Hakikaten basit bir şey değil. Tadiçsiniz. Yani takımınızın basketbol maçı var. Yani sıradan bir maçtan bahsetmiyorum. Basketbol maçı ya. Euroleague basketbol maçı. Olabilir. Yani olabilir bir maç. şey diyemem. Olabilir maç. Ama yani ama çıkıp orada Tadiç on fire diyorlar. Ya bu gururdur. Bu onurdur. Bu gerçekten bu başka bir şeydir. Anladınız mı beni? Yani böyle bir futbolcu Fenerbahçe'ye yani 100 yılda bir zor gelir. Biz bulmuşuz. Varsın tartışma böyle olsun. Bu arada Fenerbahçe'de Osterwolde mucizesi diyor haberde. Şimdi başlangıçta hayal kırıklığına uğrattı Osterwolde aslında. Ama bu sezon gerek ilk 11'de oynadığı maçlarda gerekse sonradan girdiği maçlarda bence geçer not aldı. Bence. Sizi bilmem. Ve bu sezon küllerinden doğdu. İki İtalyan kulübü yetkilisi takip ediyor. İ İtalyan takımının kulübünün yetkilisi. Yani bu kulüplerin isim bildirilme diyor ama orta sıra takımlar ikisi de. Bakalım sonuç ne olacak. Arkadaşlar maça dair skor tahminlerinizi lütfen yoruma yazın. Bugün oynayacağımız Pendik şöyle bir durumu var. Yani Pendik Spor transfer market. Ben her şeyden öte birkaç ihtimalde göz önüne almak istiyorum. Bizim kulübümüz çok iyi gittiği dönemde Rize dönüşü Trabzon'da kurşunlandı. Bayiller hala bulunmadı, şey, bulunamadı. Ve belki aramızda geziyorlar sokaklarda, caddelerde, orada burada. Bu maçta da oynayacağımız stat bizi endişelendiriyor. Stadın zemini bizi endişelendiriyor. Ve bu maçta <laughs> umarım sadece biz oynamayız rakiple. Yani şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz de oynar. Şimdi baktığınız zaman Pendik Spor'un kalecisi Erdem Can Polat Kasım hatırlarsınız. Kadim Rasul Eyüp Spor'dan hatırlarsınız. Alparslan Öztürk stoperinde muhtemelen oynayacak Galatasaray'dan hatırlarsınız. Yine Wellington var Beşiktaş'tan hatırlarsınız. Sekuera var sol bekleri. Buna dikkat etmekte fayda var. Serkan Hasan kiralık sağ bek. Bir de Erdem Özgenç var 39 yaşında. Keşke Serkan oynamasa Erdem oynasa 39 yaşında. Muhtemelen orta sahada Vukovic oynayacak. Galatasaray'dan müthiş transferleri. 3,5 milyon, 3 milyon euro verdikleri dünya cönlü Mijutsu bize karşı oynayamayacak sakatlığı varmış. Arnold, Lusamba var. Merkez orta saha yani Vukovic, Lusamba ikilisi var. Endri çekici 10 numaralarında. Aynı şekilde Oscar Romero da 10 numara transferleri. Yani birisi kanat, birisi ortada oynayabiliyor. Yani mesela ee, çekici sol kanatta oynayıp Romero 10 numarada oynayabiliyor. Ee, onun dışında İbrahim Akdağ oynatabiliyorlar merkezde. Yine Hallak Bunar gibi bir isim var. Diaby var kanatlarında. Leandro Kapel gibi isimler var. E, ee, Ayis Osman oynama izni yok diyor. Lisansı çıkarılmamış. 29 yaşındaki oyuncunun. Emeka Eze sakatlığı bilinmiyor yazıyor. Umarım oynamaz. Sıpa durup durup bize karşı oynayıp bir şeyler yapıyordu. Eren yardımcı var. Eyüp Spor'dan kiralık ama bu Galatasaray'ın oyuncusu diye biliyorum. Ahmet Aslan var. Forvetleri. On servisi almışlar. Görkem Bitin var. İnan şekilde. Bir de Turamları var. O da sakat diyor. Yani bize karşı oynayamayacak. 4 isim var. Umarım oynamazlar. ben şunu söyleyeyim. Hiçbir futbolcuya da saygısızlık yapmış olmayayım ama. Oscar Romero 7 maçta 3 golü var. Ona dikkat etmekte fayda var. Ama stoper attı, kırmızı yemeye çok müsait. Hakemin psikolojisine bağlı. Hani Galatasaray gibi görüp rakibi karşısındaki takım Fenerbahçe derse sıkıntı yaşarız. Ama adaletli yöneteyim derse kesinlikle bu maçta Hendek Spor'dan en az bir kişi kırmızı kart yer, kesinlikle kırmızı kart yer. Hani hakem adil yönetecekse, yönetirse kesinlikle bir kişi kırmızı kart yer. Ben size garanti iddia atıyosu veriyorum, kesinlikle yeremde. Yani şöyle böyle değil. Fenerbahçe adına şunu söylüyorum. İçimden bir ses Samet Akaydın'ın ve Bekao'nun yan yana oynayacağını söylüyorum. Bekao'nun sol stoper oynamışlığı var. Samet Akaydın'ın da var. Ama Samet Akaydın nedense Fenerbahçe taraftar tarafından tepki alan bir isim. Evet hataları var. Sanki hiçbirimizin yok. Sanki hepimiz gerçek hayatta mükemmeliz. Hepimizin hatası var. Samet Akaydın'a da sahip çıkmanın e, gerektiğini düşünüyorum. Skor tahminlerinizi yazın arkadaşlar. Fenerbahçe'miz Pendik deplasmanında. Ben takatsız kayıpsız maçı atlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bakın Mert Hakan, Joshua King, Ciko, Serdar Aziz. Öyle değil mi? Ya bunların alayı sakat. Ya baktığın zaman bu kadar sakat olması. Ha şu var. Mert Hakan hiç oynamıyor zaten. Onun sakatlığı çok şey değildi. Serdar Aziz de aslına bakarsanız BKV Ciko oynadığı müddetçe sıkıntı değildi ama Ciko da sakatlanınca sıkıntı oldu. E e, King'e de as aslına bakarsanız ben çok şey yapmadım takılmadım. E, sonuç olarak burada oynayan var dedim. Hani böyle olunca sıkıntı oldu. Umarım daha fazla sakat vermeyiz. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Güzel bir maç bekliyorum. Cumhuriyetimiz tekrardan kutlu olsun e, ve sizlerden beğeni bekliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına özeldi arkadaşlar. Ben tabii ki de en az 50 kişiye üyelik hediye etmek isterim. Ancak videoların izlenmesi düştü. Videolarda reklam izlemesi, reklam tıklaması düştü, beğeniler düştü. Siz de takdir edersiniz ki bir gelir elde ediyoruz. O geliri de size üyelik olarak hediye ederek size geri çeviriyoruz. Ama bilmiyorum arkadaşlar neyi yanlış yapıyoruz, neyi hatalı yapıyoruz. En azından bir oynatma listesi açsanız deseniz ki ulan bu kanala desteğim olsun. Oynatma listesi açayım da adam hani kanala desteğim olsun, kanal büyüsün deseniz çok mutlu oluruz. Özellikle maç günleri, normal günlerde de olur. Hem hediye üyelik kazanırken de direkt size gelir. Maç öncesi saat 16'da bir aksilik olmasa canlı yayında buluşalım arkadaşlar. 16 e, gibi yani 16 16.05 gibi de olabilir. Tam saatine e, yani 16'da burada olun. Maç önü canlı yayında bir aksilik olmasa buluşmak üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Attığımız gol yediğimiz offside olsun ya da out olsun. Görüşmek üzere.